Bir Müslümanın din adına neyi reddetmesi gerekir? İlk önce şu soruyu cevaplamamız yerinde olacaktır. Bir Müslümanın din adına neyi reddetmesi gerekir? İslam'ın içindeki farklı mezhepler ve gruplar Kur'an'ın dindeki otoritesi üzerinde hemfikirdir. Temel inançlarla ilgili konuların Kur'an'da bir temeli olması gerekir. Nitekim Allah'ın varlığından yüksek kudretine Hz. Muhammed'in peygamberliğinden ahiret yaşamının varlığına kadar tüm İslami temel inançların Kur'an ayetlerinde dayanakları vardır. Bir Müslümanın dini inancının gereği olarak neyi reddetmesi gerektiğini şöyle tanımlayabiliriz. Eğer bir iddia Kur'an'daki bir ayetle çelişiyorsa, Müslümanın o iddiayı dini inancı adına reddetmesi gerekir. Ayetle çelişmede ise ölçü ele alınan iddia ile çelişkili olduğu iddia edilen ayet değerlendirildiğinde, bu ayetin zorlama olmayan muhtemel yorumlarının hepsinin söz konusu iddia ile çelişmesidir. Eğer söz konusu iddia ayetin zorlama olmayan muhtemel yorumlarından bir tanesiyle çelişmiyor fakat ayetin diğer bir yorumuyla çelişiyorsa bu iddianın da Kur'an'la çelişkili olduğunu ileri süremeyiz. Çünkü çelişmeyen yorumun da doğru olma ihtimali vardır ve bu durum çelişki itirazının önünü keser. Bu arada Hadis literatüründe evren ve canlılar hakkında mevzu yani uydurma hadisler olduğunu, yani Hz. Muhammed söylememiş olmasına ve doğru olmamasına rağmen hadis kitaplarında yer almış hadisler olduğunu belirtmeliyim. Bu hadislerin özellikle İsrailiyat ve Mesihiyat denilen hadislerin toplanma dönemindeki Yahudilerin ve Hristiyanların aralarında konuşulan hikayeler kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Nitekim birçok hadis uzmanı İsrailiyat ve Mesihiyatın mevzu hadislerin önemli kaynaklarından olduğunu ve Kur'an'da detayları yer almayan evrenin ve canlıların yaratılışı ile ilgili alanlarda İsrailiyat ve Mesihiyatın bolca olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca haberi vahitle amel edilip edilemeyeceği tartışılmış olmakla beraber o tartışmanın detaylarına burada girmeyeceğim. İslam'daki iman esaslarının yani akaidin haberi vahit olarak sınıflandırılan hadislere bina edilemeyeceği, benim de katıldığım görüş budur, çoğunluğun görüşüdür. Çünkü itikadi konularda zanna itibar edilmez. Haberi vahitlerse hangi kaynakta yer alırlar sağsınlar, zan hükmündedirler. Canlıların yaratılışı ile ilgili bir iddiayı inanıp inanmamanın sorunlu olup olmadığı ile ilgili bir mesele ise iman esasları ile alakalıdır. Bu konuda hiçbir hadis mütevatir kategorisinde olmayıp en iyi ihtimalle haberi vahid kategorisinde yer almaktadır. Bu konuyla ilgili haberi vahidlerden hareketle bir tavır belirlenemez. Bu yüzden Kur'an'daki ayetlerle evrim teorisinin çelişip çelişmediğinin belirlenmesi, İslam adına bu teoriye karşı çıkmaya gerek olup olmadığının saptanmasına yetmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli husus şudur. Yanlış birçok iddia da Kur'an'la çelişmez. Bir iddianın doğru olup olmadığıyla Kur'an'la çelişip çelişmediği farklı konulardır. Bu aslında çok basit bir ayrım olmakla beraber bu ayrımın sağlıklı bir şekilde yapılamamasından dolayı evrim teorisi ile İslam inancı arasındaki ilişki tartışılırken birçok mantık hatası yapıldığına ve tartışmanın gereksiz yere karıştığına defalarca tanıklık ettim. Birçok konuşmama evrim teorisinin İslam inancıyla çelişkili bir yönü olmadığı kanaatindeyim diyerek başladım ve Kur'an'dan bu görüşme karşı getirilen itirazları birazdan yapacağım gibi teker teker cevapladım. Fakat bu konuşmaların birçoğunda ama Kambriyen patlaması evrim teorisini yanlışlıyor gibi itirazlarla karşılaştım. Oysa benim iddiam evrim teorisi doğrudur değildi. Ben evrim teorisini doğru kabul ettiğimizde İslam dinine aykırı bir yönü olmadığını savunuyordum. Evrim teorisinin delillerinin güvenilirliği ile ilgili tartışmayı biyolojinin çeşitli dallarına ve biyoloji felsefesi gibi alanlara bırakıyordum. Bu yüzden evrim teorisinin delillerine itiraz edilmesiyle benim iddiamın bir ilgisi yoktu. Ayrıca Kur'an'da evrim teorisiyle çelişen bir ayet yok derken, Kur'an'da evrim teorisi anlatılıyor gibi bir iddiada da bulunmuyor olmama rağmen, bu hususların karıştırılmasına da çok sık rastladım. Evrim teorisine İslam adına itiraz edilmemesi gerektiğiyle ilgili iddiamı, bir Müslüman dininin gereği olarak evrim teorisine inanmak zorundadır diyerek bambaşka bir iddiaya dönüştürmüyorum. Bu ayrımları yapmaktaki titizliğime karşın bu konularda defalarca yanlış anlaşılmalara tanıklık ettim. Bu konuyla ilgili gereğinden fazla ön yargı olmasını bu konudaki yanlış anlaşılmaların önemli bir sebebi olarak görüyorum. Yanlış birçok iddianın neden Kur'an'la çelişmediğini örneklendirirsem ne demek istediğimin daha iyi anlaşılacağını sanıyorum. Önce tarihsel bir bilginin sonra bilimsel bir bilginin yanlış olmasına rağmen nasıl Kur'an'la çelişmeyebileceğine örnekler vereceğim. Kur'an'da Hz. Meryem'den bahsedilir. Fakat Hz. Meryem'in bir teyzesi olup olmadığı veya teyzesi varsa kaç tane teyzesi olduğu hususunda bir ifade yoktur. O zaman birilerinin Hazreti Meryem'in iki, üç veya dört teyzesi olduğuna dair iddialarda bulunduklarını varsayalım. Bunların hangisi İslam'la çelişkilidir? Cevap elbette hiçbiridir. Bu iddiaların en az ikisi yanlıştır. Fakat Kur'an'da Hazreti Meryem'in teyzeleriyle ilgili bir bilgi olmadığı için bir tarihçi çıkıp da Hazreti Meryem'in kaç tane teyzesi olduğunu söylerse söylesin, İslam dini adına ona itiraz etmenin bir gereği yoktur. Görüldüğü gibi Kur'an'da ismi geçen kişilerle ilgili ileri sürülebilecek yanlış birçok tarihsel veri Kur'an'la çelişkili değildir. Bir tane de doğa bilimlerinden örnek vereyim. Bir kişinin ayın kütlesinin güneşten, diğer bir kişinin güneşin kütlesinin aydan büyük olduğunu iddia ettiğini farz edelim. Bu iddialardan hangisi İslam inancıyla çelişiktir? Cevap bu hususta da hiçbiridir. Kur'an'da ayın mı güneşin mi kütlesinin daha büyük olduğuna dair bir aktarım olmadığına göre bu hususta kim ne iddia ederse etsin İslam'la çelişkili bir iddiada bulunduğu söylenemez. Bu kitap boyunca evrim teorisiyle ilgili tamamen aynı durumun geçerli olduğunu göstermeye çalışacağım. Hz. Meryem'in kaç tane teyzesi olduğu söylenirse söylensin, ayın ve güneşin kütlelerinin kıyaslanmasında hangisinin kütlesinin daha fazla olduğu ifade edilirse edilsin İslam'la çelişmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde canlıların ve insanın evrim süreciyle veya birbirlerinden bağımsız olarak yani evrimsiz oluştuğu iddialarının hiçbiri İslam'la çelişmez. Çünkü Kur'an Allah'ın canlı türlerini ve insanı yarattığını açıkça beyan etmiş olmasına karşın bu yaratmanın nasıl olduğunu anlatmamıştır. Bu yüzden bir Müslüman evrimci olabilir ama bu iddia bir Müslüman evrimci olmak zorundadır anlamını taşımaz. Bazıları ateistlerin evrim teorisini dinlere karşı kullandığını, bu yüzden bu teorinin inkar edilmesinin gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Eğer İslam dini veya diğer dinler adına bu teoriye yanlış bir yaklaşım içinde bulunulmasaydı, ateistlerin bu teoriyi İslam'a veya diğer dinlere karşıt bir yaklaşım için kullanmalarına fırsat verilmiş olmazdı. Allah'ın varlığının kabulü evrim teorisinin inkarını gerektiriyormuş gibi çok yanlış bir görüşü seslendirirseniz, o zaman karşıt görüşünüzde olan kişilerin böylesi bir yaklaşımda bulunmasının zeminini siz hazırlamış olursunuz. Müslümanlar, ateistler, kimyadaki elementlerle ilgili tabloya veya magmanın yapısıyla ilgili verilere veya dünyanın yuvarlaklığına inandıklarında bunları inkar etmek için bir gayret göstermek zorundalar mı? Bir Müslümana göre elementlerle ilgili tabloda magma ile ilgili veriler de dünyanın şekli de Allah'ın yaratışlarıyla ilgilidir. Allah canlılara olduğu gibi elementleri de, magmayı da, dünyayı da yaratmıştır. Bunlarla ilgili bilgiler öğrenilecekken ateistlerin neye inandığını tespit edip de onların görüşünün zıttına inanmaya çalışmak İslami bir yaklaşım olabilir mi? Müslüman gerçeğin mi, ateistlerin her konuda zıttı olmanın mı peşindedir? Bahsedilen konularla ilgili bilimsel açıklamaları reddetmek İslami bir vazife olmadığı gibi aynı durum evrim teorisi için de geçerlidir. Ayrıca Müslümanlar kendilerine karşıt görüştekilerin yaklaşımlarına göre değil, Kur'an'a göre inançlarını şekillendirirler. Örneğin Hz. İsa'nın ilahi kişiliği olduğuna dair Hristiyan mezheplerin iddialarına karşıt bir Müslüman Hazreti İsa'ya düşman olamaz. Veya Şintoizm'de güneşe ilahi vasıflar atfedildiği için hiçbir Müslüman güneşe karşı bir antipati beslemez. Bir ateistin evrim teorisini ateizm için araçsallaştırması da bu teoriye karşı bir düşmanlık veya antipati kaynağı olmamalıdır. Bu konuda iki tane zulmün işlendiğini söyleyebilirim. Bunlara öncelikle yanlış oldukları için, ilaveten çok olumsuz sonuçlara yol açtıkları için karşı çıkılması gerekir. Birinci zulüm, ateizm veya dinsizlik adına yapılan bir zulümdür. Bu zulmü yapanlar, evrim teorisine inanç ateist olmayı gerektirir diyerek, hem yanlış bilgi vermekte hem de felsefi görüşleri için bu teoriyi araçsallaştırmaya kalkmakta, böylece bilimsel yaklaşımların objektif olarak değerlendirilmesine ciddi zarar vermektedirler. Evrim teorisi biyoloji alanıyla ve canlıların oluşum süreçleriyle ilgili bir teoridir. Bu süreçlerin bilinçli bir planın eseri olup olmadığı vazifesi sadece süreci ve olguları tarif etmek olan biyolojinin konusu değildir. İkinci zulüm dinler adına yapılan bir zulümdür. Bu zulmü yapanlar evrim teorisini bir müslümanın reddetmesi gerekir diyerek müslümanların bu konuyu soğukkanlı, tarafsız bir şekilde değerlendirmesine engel olmakta ve din bilim arasında gereksiz gerilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Evrim teorisinin İslam adına reddedilmesinin yanlış olduğu anlaşılarak hem yanlış bir anlayış düzeltilecek hem de bilime karşı objektif yaklaşıma karşı yapılan bir zulüm durdurulacaktır.